6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 63 Adım Adım Matbaa Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Adım Adım Yayınları Sayfa 63 Soğuk havalarda ısınmak için evlerde odun, kömür veya doğal gaz kullanılır. Bu maddelerin yanması sonucu ısıyla birlikte bazı zararlı gazlar ortaya çıkar. Bu zararlı gazlar evlerden bacalarla uzaklaştırılır, otomobillerde yakıtın yanması sonucu açığa çıkan enerji, otomobilin hareket etmesini sağlar. Yakıtın yanma sürecinde enerjiyle birlikte bazı zararlı gazlar oluşur. Oluşan zararlı gazlar egzozla otomobilden uzaklaştırılır, besinlerin vücudumuza faydalı olabilmesi için sindirilmesi gerektiğini öğrenmiştiniz. Sindirilen besin içeriklerinin oksijen gazı ile etkileşimi sonucu hayatın devam etmesini sağlayan enerji açığa çıkar. Bu esnada vücudumuz için zararlı bir gaz olan karbondioksit oluşur. Tıpkı bacalardan ve egzozdan uzaklaştırılan gazlar gibi karbondioksidin de vücudumuzdan uzaklaştırılması gerekir. Peki, oksijenin vücudumuza alınmasında ve karbondioksidin vücudumuzdan uzaklaştırılmasında görevli olan yapı ve organlar nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, oksijen alımı ve karbondioksit atımı, solunum sistemi sayesinde gerçekleşir. Burun, trakea ve akciğerler bu işlemlerde ana rol oynar. Oksijen nefes alarak, karbondioksit ise nefes vererek vücuda girer ve çıkar. 6. Sınıf Adım Adım Matbaa Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.